Önceki videolarda ışın izlemecinin ana görevinin ne olduğundan bahsettik. Bir görüntüdeki her bir piksel için nihai piksel rengini belirlemek. Şimdi gelin gerçek hayattan. Sevimli Canavarlar Üniversitesi filminden bir örneğe bakalım. Önce her bir piksel için kameradan başlayan, pikselin içinden geçen ve sahneye geri dönen bir ışın arasındaki kesişme noktasını bulmamız gerekiyor. Bir sonraki adım bu yüzeyler ne renk sorusunu sormak. Görünüşe göre tek başına renk o kadar da ilginç değil, öyle değil mi? Sonrasında yüzeyin ışığa nasıl tepki vereceğini belirlememiz gerekiyor. Daha önce de bahsettiğimiz gibi yüzey tepkisinin iki ana bileşenine dağıtıcı ve yansıtıcı deniyor. Bu görüntüde her bir obje ışığı dağıtıyor, yani mat görünüyor. Resmin bembeyaz olduğu yer görüntüdeki en mat yüzey. Örneğin şapka gerçekten mat ve donuk görünüyor. Ve burada da her bir obje ışığın yansıtıyor, yani parlak görünüyor. Peki bu resimde ana ışık kaynağının nerede olduğunu söyleyebilir misiniz? Eğer düşünmek için biraz daha zamana ihtiyacınız varsa videoyu durdurabilirsiniz. Işık kaynağı görüntünün sol tarafından geliyor. Bunu Mike'ın gözündeki yansımadan da görebilirsiniz. Görüntüdeki her bir obje doğrudan ışık alır. Tıpkı burada dağıtma ve yansıtma görüntülerinde gördüğümüz gibi. Ama nesneler aynı zamanda dolaylı ışığa da maruz kalırlar. Bu da görüntüdeki diğer objelerden seken ışıktır. Peki tüm bu hesaplamaları bir araya getirdiğimizde ne olur? Sanki sihir gibi değil mi? İşte bizim yaptığımız iş bu. Sihir yaratmak için matematiği kullanıyoruz.